Çocuklar, bir yıl daha bitti. Hepiniz çok başarılıydınız. Tebrik ederim. Bu arada biliyorsunuz ki 4. sınıflar arasında ortalaması 97 ve üstü olan 8 öğrenciye okulumuzun bir gezisi var. Ama yarına kadar bu sürpriz kalacak. Öğretmenim, size sorulabilir miyim? Ben de sorulabilir miyim? Ağlamayın kızlarım benim. İnşallah gelecek sene hepimiz buradayız. Öğretmenim, ben gelecek sene burada değilim. Belki taşınabilirmişiz. Aa, öyle mi Nehir'cim? Ben ailenle konuşurum. Hem taşınsanız bile bu okuldan ayrılmak zorunda kalmazsın. Belki de çok yakın bir yere taşınırsınız. Ayrılmak zorunda kalsan bile bizi istediğin zaman ziyarete gelebilirsin. Öğretmenim, sizinle bir şey konuşabilir miyim? Tabii tatlım. Çocuklar, isterseniz siz de artık servislere dağılın. Servisinizi bekletmeyin. Gel bakalım. Benim ortalamam 99. Okuldaki en yüksek ortalama benimki. Yani geziye gidebilirim. Yaşasın. Bana ne ya, haksızlık yapıyorlar. Benim puanım da çok yüksek bir kere. Ama ilk 8'in içine giremiyorum. Olsun üzüm. Sen de gelecek seneye gidersin inşallah. Eğer sen olmasaydın bana yer açılırdı ve ben giderdim. Hı. Neyse. Karnene bakabilir miyim? Tabii ki. Sen de benim gibi onur belgesi almışsın. Neyseymiş, şuraya koyayım. Ne yaptın sen? Karnem mahvoldu. Ay, çok özür dilerim. Gerçekten yanlışlıkla oldu. Bende peçete vardı, bekle getireyim. Karnen olmadığı için geziye gidemeyeceksin. Ve senin yerine ben gideceğim. Yarın için çantamı hazırlamam lazım. Nasıl olsa geziye gideceğim. Çünkü Maya'nın karnesi yok. Ve onu göstermeden geziye gidemez. Ama nasıl bir gezi olacak acaba? Rahat kıyafetler mi giysem yoksa daha farklı bir şeyler mi? Neyse, ben önce çantamı hazırlayayım. Ya ben nasıl gideceğim şimdi geziye? Geziye gidemesem bile bugün annemle babama karnemi göstermedim. O daha büyük bir sorun. Merhaba öğretmen hanım, nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Hayırdır, neden aramıştınız? Kızınızın e-okuldaki notları maşallah çok yüksek. Biz de Maya gibi öğrencilerin yıl boyunca çalışmalarının karşılığını verelim istedik. Okulda 4. sınıflardan ortalaması en yüksek 8 kişiyi Luna Park'a götürüyoruz. Harika düşünmüşsünüz öğretmen hanım. Maya bu habere bayılacak. Hem gelecek sene içinde çocuklara ders çalışma konusunda yardımcı olur bu sürpriz. Kazanmak için gayret sarf ederler diye düşündük. Çocuklar sürprizi biliyorlar ancak nereye gideceklerini bilmiyorlar. Aileleri arayıp onları haberdar ediyoruz. Eğer izin veriyorsanız Maya'yı yarın sabah 9'da okulun önüne getirir misiniz? Oradan servislere binip yola çıkacağız inşallah. Tabii ki. Yaşasın, en sevdiğim çizgi film başlamış. Artık yaz tatiline de girdiğimize göre tüm gün çizgi film izleyebilirim. Tabii annemizin verirse. Kızım, bugün sana bir sürprizimiz var. Gerçekten mi? Bir yere mi gidiyoruz? Evet. Ama her şeyden önce bu saatten sonra soru sormak yok, tamam mı? Neden ki? Sürprizi kaçmasın diye. Hadi bakalım, hazırlan. Yaşasın. Baba, neden yürüyerek gidiyoruz? Neden arabaya binmedik? Kızım, bir söz vermiştik anne. Gidene kadar soru sormak yok. Tamam.
Anne, burası benim okulum. Sürpriz. Hı? Hoş geldin tatlım. Öğretmenim neler oluyor? Hani bizim sürpriz gezimiz vardı ya Maya. Sen de bu geziye geliyorsun. Çünkü bütün sene çok çalıştığın için ortalaman çok yüksek. Ama öğretmenim, ben bu geziye katılamam ki benim karnem yok. Arkadaşım karnemin üzerine meyve suyu döktü ve bütün yazılar silindi. Problem buysa hiç sorun değil. Çünkü biz o karneleri size temsili olarak veriyoruz zaten. Bütün notlarınız e-okulda var. Öğretmenleriniz de anne babanız da karnelerinize bilgisayardan bakabiliyor. Aa, gerçekten mi? Evet. Ben de geziye gidebiliyor muyum yani? Tekrar evet. Çok heyecanlandım. Hadi otobüse geç kızım. Senin yerin ikinci sıradaydı sanırım. Peki öğretmenim. Öğretmenim dediğiniz yer dolu. Nasıl yani? Üzüm, senin burada ne işin var? Nedenmiş öğretmenim, ben de geliyorum geziye. Lisede adın yok ki bir tanem. Hem senin velin de yok galiba. Aşağı gel bakalım. Ama öğretmenim, Maya geliyor mu? Evet canım. Uf, ama onun karnesi yok ki. Biz hepinizin notlarını bilgisayardan görüyoruz. Karne olmasa da olur. Ama sanırım sen bu geziye gelemiyorsun. Maya ne kadar şanslısın. En büyük hayalim de Luna Park'a gitmek. İnşallah bir sonraki seneye tatlım. Hadi biz artık gidelim. Servisin kalkması gerek. Tamam öğretmenim. İyi eğlenceler. Hadi bakalım çocuklar, herkes servise. Of, bu e-okul da ne ya? Ne güzel karnesi mahvolmuştu. Onun yerine ben gidecektim. Görürsün sen Maya, bir dahaki yıl sınıfın, hatta sınıfın değil, okulun en çalışkan kızı ben olacağım.